Biz YouTube tarafından seninle çalışmak istemiyoruz. Salak mısınız? İlişki olaylarından bize gına geldi ya. Bir şey diyeceğim, tamam, benimle çalışmak istemiyorsanız çekilin, kendi kanallarınıza çekin o zaman. Senin kanalın artık ikimizin kanalı. Ne diyorsunuz? Haksızlık yapıyorsunuz bana. Haksızlık. Ya benim çıkışımı nasıl yapıyorsunuz? Böyle şey mi olur, ne kadar terbiyesizce ya? Bu ne ya bu? Özlem. O ne için profil? Dalga mı geçiyorsunuz? Bu iş dalga işi mi? Ya ne demek istemiyoruz Yağmur? Ne yapıyorsun ya? Beni niye gruptan çıkardınız ki? Sen artık yoksun. Yoksun ya. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Sen istediğin gibi devam et. Ne dalga yapıyorsun Yağmur? Allah'ınızdan bulun gerçekten. Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Tuba ablam yok. Sizce neden? Çünkü o da bir kışkırtma yapıyoruz. Biliyorsunuz ki Tuba ablam bize defalarca kere kışkırtma yaptı. Canımızı okudu. O ne ya? Oğlum dedim. Lütfen ya. İntikam günü. Artık ondan intikam alacağız. Şimdi ofise gelecek birazdan. Bir konu konuşacağız diyeceğiz. Ve ona artık bizimle devam etmeyeceğini açıklayacağız arkadaşlar. Evet, kanalının sahibinin biz olduğunu söyleyeceğiz. Ve az önce fotoğraf çektik. Kanalın adını değiştirdik. Onu göstereceğiz. Bu. Gruptan evet. Falan çıkardık. Her şeyi ayarladık. Ve iş birlikçimiz Mustafa. Mustafa da işin içinde. Evet. O şu an arkadan bizi onaylıyor. Evet. Çok iyisiniz diyor. Başlayalım. Çok heyecanlıyım. Kapı çaldı şu geliyor. Anda. Aynen. Güzel oynaman tamam, lazım sen ama sen tamam mı? Hadi. Telefonla oyna. Hello. Seha. Canım. Hoş geldin. Hoş buldum. Başım dönüyor lan hala dünden beri. Mustafa nerede? Bir yere niye kadar. Niye teksiniz burada? Bir yere kadar gitti. Leo yanmaya gitti. Niye bu kadar düzgünsünüz anlamadım. Yani neden? Ne oldu canım? Canım. Bir şey yok. Ayrıca niye evde konuşmuyoruz, beni buraya kadar çağırıyorsunuz? Önemli bir konu konuşacağız çünkü. Resmi bir konu. Ofiste evet. Konuşalım. Onu anladım zaten. Mustafa niye yok? Gelecek birazdan. Aynen, zaten onu da biliyor konuyu. Mustafa. Nasıl geçti görüşmen, buluşman, manitanla? Çok iyiydi, güzeldi. Karşıdan geliyoruz sizin yüzünüzden. Trafiğe takıldık. Bu saatte mi çağrılır? O niye gelmedi buraya? Gelse miydi? Çağırayım. Her yere geliyor ya. Derken. Ne alaka benim manitama niye geçti konu? Anlamadım. Geçti mi? Onunla başladık. Ya şöyle, konu... Hem onu ilgilendiriyor, hem seni ilgilendiriyor, hem de bizi ilgilendiriyor. Mustafa'yı bile ilgilendiriyor. Hatta Mustafa'yla bir konuyu konuşuyor. Benim erkek arkadaşımın işimize ne ilgisi var? Çok. Tam ne? Söyleyin. Yani baştan sona bir ilgisi var. Tamam, sorun ne? Resmi oturur musun? Dalga dalga geçiyor gibi mi duruyorum? Resmiyim ben şu an. Resmi tamam değilsin. Neyse ya, konuya girelim. Bizim gibi oturur musun? Bak. Niye? Otur konu, çünkü resmi oturman gereken bir konu. Niye? Ne resmi oturdun? Oturdum resmi, dur. Dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyor gibiyim? Hadi ya, ne konu ne söyleyin. Tamam. Sol bacaklarım ağrıyor zaten. Sol bacağını atacaksın. Yağmur valla kalkır giderim he. Şu an saçmalıyorsun. Neyine saçmalıyorum? O zaman resmi bir konuştu, resmi oturmak zorunda. Ben başlıyorum. Bir ay öncesinden düşündük kendi aramızda. Dedik ki bir ay bir süre verelim bakalım. Hani gelişmeler nasıl olacak? Ondan sonra kararlaştıracağız. Neye neye? Bir öngörüde varsayım yaptık. Bir de konuşabilse işte. Neler söyleyecek? Ondan sonra baktık ki dediklerimizi uyguluyor yani. O yüzden kararı sen açıkla istersen Yağmur. Yani şöyle, kendi aramızda bir toplantı yaptık. Biliyorsun YouTube'a başlayıldı, zaten yeni oldu. 2 ay bile olmadı ve o yüzden de hani ne kadar erken dönersek o kadar iyi olduğu için. Nereye? Karar olarak bahsediyorum. Hı. Biz YouTube tarafında seninle çalışmak istemiyoruz. Her zaman bizim ablamızsın. Her zaman iş birliklerinde beraber. Her zaman sosyal medyada her yardım tamam içerisinde. Sus kes. Niye? Ne? Evet. Neden bu konuşma benimle yani? Resmi konuşur musun? Bu arada ciddiyiz. Hani birazcık sana ciddi değiliz gibi gelse de çok ciddiyiz. Yani söylediğiniz şey o kadar saçma ki ciddiye almıyorum da. Evet, ciddiye almadığın için tamam, açıklama ne? Yap. Şaka mı bu? Şaka bana. Falan değil. Bu arada gerçekten ciddiyiz. Hani bir aydır hayatında biri var ve bir aydır. Tavırların çok değişti. Aksatıyorsun. İşlere bakış açın da çok değişti. Biz gerçekten YouTube tarafında seninle çalışmak
çalışmak istemiyoruz. Çünkü baktığın zaman sen de farkındasın. Sen zaten diyorsun işte hani sorun oluyor mu? Sorun oluyorsa söyleyin. Biz söylemiyorduk, artık söylüyoruz. Bizim... Şey mi olur canım? Sorun varsa sorunu olduğu vakit söylersin. Biriktirip biriktirip bir anda patlamazsın yani. Hayır, sorunu şöyle, söyleyinden kastım. Sorunlar üst üste bine bine artına. Tabii sorun ne? Ben sorunu anlamadım sorun şu an. Sorun şöyle. Biz bir tane YouTube videosu çekimi yapacaktık ama sen burada olmadığın için yapamadık. Evet. Hangi çekim? Geçen hafta. Geçen haftanın çekimi. Karadeniz'deyken ben. Sen Karadeniz'e gittin. Evet, neden gittin? Karadeniz'deydin? Salak mısınız mesela? Çünkü ben size dedim ki çekim var mı? Yok deyince ben gittim. Sen ayrıca her hafta çekim olduğunu. Karadeniz'de olduğun için. Tamam, yılbaşı için çekmeyeceğiz demediniz mi? Yılbaşı var bu hafta. Sonra karar değiştirdiğimizde yoktun. Şehir dışındaydın. Çağırsaydınız gelirdim. Gelmezdim. Yani çağırmalık bir durum. Gelmezdim mi? Evet. Tanıyoruz. O kadar malca bir konuşma ki ciddiye alamıyorum yani. O kadar malca cevaplar veriyorsunuz. Bizimle ki. Gerçekten argo kullanmış. Tam şey mi? Öngörülerle mi konuşuyoruz? Gelmezdim. Bence gelmezdim. Hayır. Gelirdim, bunu da biliyorsun. Yaşadığımız şeyler var. Mesela ne yaşadın ben tarafından? İkinizi de kulağından çeke çeke her çekime getiren benim. Benim kadar kimse beni uğraşıyor. Sen mi kulağından çekerek çekimlere getiriyorsun? Beni. Hadi o zaman neyse beni. Niye hepimiz? Ben baştan sona tüm fikirleri düşünen, hepinizi motive eden insan değilim. Beni kolumdan... Tamam, senden bile daha çok çalışan bir ben varım zaten. Beni yargılayacak benden son insansın. Benden daha çok çalışıyorsun. Böyle bunu düşünüyorsun öyle ne? Mi? Ne? Benim hayatıma birim aldım. Ya problem bu değil şu an. Bunu tartışmaya problem gerek tam yok. Problem tam olarak bu, nasıl benden daha fazla çalıştığını iddia edebiliyorsun? Bir dakika. Hayatıma birini almam problem oldu herhalde. Evet. Senin adın şipçi diye çıktı. Senin adın bizim yanımızda şipçi, şipçi olarak kalıyor. Şipçi diye mi kalıyor? Çıktı benim evet, adım? Nerede şipçi Mertu, olarak? Mertu. En büyük şipçi bu değil mi? Ona kalırsa. Ben mi şipçi oldum? Yağmur mu şipçi? Saçma. Yağmur'la Cennet'i şiplemediler mi kaç ay? Bunda Yağmur'un bir suçu yoksa Mert'te de benim bir suçum son yok. Ne yapayım? Siz sevgili oldunuz. Cellat benim arkadaşım. Ama şiplendin. Yani insanlar sizi şipledi, yakıştırdı. Buna yapabileceğim bir şey var mı? İnsanlar YouTube videosunda Yağmur'u görünce cel yağ demiyorlar ya da yağ cel demiyorlar. Ama seni görünce direkt yorumların altına bakıyoruz. Mertu, Mertu, bir Mertu. Bir tane bile Mertu yorumu yok bu arada. Senin adın Tuğba değil Mertu. Bunu tam ne? Ben Mertu şip yüzünden mi ben şu an ne ala? Yani, tam diyelim ki benim adım Mertu. Diyelim ki şiple anılıyorum. Bunun kanala ne zararı var onu birincisi anladım. Kalitesizleştiriyor yani şip olarak kalitesiz oluyoruz. Anladın mı? Yani bir şipçi olarak senin bizim yanımızda anılman kalitesizce bir şey. Bu bir. İkinci olarak da... Diyen Özlem Melih ile şiplendi aylarca. Ben Melih'in konusunu şip açma. Şip konusu bir kenara. Çünkü insan şiplendiği kişi ya da şipleneceği anı falan seçemiyor gerçekten. Hı-hı. Ama Mert'le çıktın. Evet. Bir. Evet. Şu an başka bir sevgilin var. İki. Evet. İlişki olaylarından bize gına geldi ya. Bir duygularını size köşeye ne? Bırak. Aklınla mantığınla de ki. Tamam, kanalımız size var. Ne? Bu kanalı odaklanmam gerekiyor. Benim Karadeniz'de ne işim var? Gittin sonra Bursa'ya. Ondan önce Eskişehir'e, başka şehirlere. Ben... Her hafta başka şehirdesin. Tamam, ben ayrı. En son ne zaman şehirdesin? Bu sizi ilgilendirmiyor işimi aksatmadığım sürece. İşini aksattığım için bak biz bir örnek aydır, verin bir tane örnek. Bir aydır gözlemliyoruz. Gözlemlerimiz sonucunda bu konuya vardık. Oturduk bir ay öncesinde dedik ki hani bu kız işine odaklanamıyor, sevgilisi var. Dedim mi demedim. Sen de dedin ki bir ay bir gözlemleyelim. Bir aydır bir gözlemleyelim. Hatta Mustafa'ya da söyledik. Mustafa gelsin şu an konuşsun. O da bizimle tamamen aynı fikirde. Mustafa. Ve dedi ki, evet. Bir şey diyeceğim. Biz üçümüz Mustafa'yla oturduk. Mustafa'yla konuştuk. İkiniz benim sizden daha az çalıştığım kanısına mı vardınız? Sen de mi dahil? Daha ben çalıştım. Senden daha az önemsediğin, daha az umursadığın, sosyal medyanın umrunda olmadığı, YouTube kanalında olmayı hak sen etmediğin. Sen de böyle düşünüyorsun? Evet. Sen. YouTube evet. Kanalımızda olmayı hak etmiyorsun. Kanalınızda. Benim kanalım yalnız. Senin de kanalın var, senin de. Senin kanalın mı oldu şimdi? Biz o kadar emek veriyoruz. Ayrıca bir şey diyeceğim, tamam benimle çalışmak istemiyorsanız çekilin, kendi kanallarınızda çekin o zaman. Hayır, bu kanala o kadar emek verdik öyle gidemeyiz. Bu şey ikinci kanala. Asıl zaten gerçekten kararın... Gerçekten sinirlenmeye başlıyorum. Kararın ne olduğunu söylüyorum. Şu an kararı açıklamadık. Kanal. Kararın umurunda değil. Tamam ben söyleyeyim. Karar tartışırız.
Özlem ablamla ben. Senin kanalın artık ikimizin kanalı. Ve biz ikimiz devam etmek istiyoruz. Sen arada videolarımıza konuk olursun. Ama o kadar yani. O da çok 4-5 videoda bir falan. Yani gerektiğinde. Ne diyorsunuz? Yani ben... Ya dediğim şey çok açık Tuba abla. Dalga mı geçiyorsun? Bir dakika. Birincisi sen bize az çalışıyorsun. Erteliyorsun, aksatıyorsun. Buna asla katılmıyorum. Ben sizi karşıma aldım. Dedim ki video varsa durayım. Çekelim gidelim. Hayır dediniz öyle. Gittim kanalınıza. Arasanız bir uçakla da gelirdim. Bunu siz de biliyorsunuz. Orada bile her şeyle ben ilgilendim. Editiyle onunla bununla seni 50 defa aradım. Onun dışında uzaktayken bile ben ilgileniyorum. Onun dışında arasanız da gelirdim. Aksattığım tek bir şey örnek veremezsiniz. Ancak Karadeniz'e gittin. Çektik çekmedik. Bana haber verdiniz mi? Benim haberim yoksa çekemeyeceğinizden o iş yapmıştır arkadaşlar. Benimle alakalı bir mesele yok o zaman orada. Bu bir. Tamam, niye ikincisi, kadar yükseliyorsun? İkincisi saç yükselmem gereksiz mi şu suçluluk an? Suçluluk psikolojisine girdin. Suçluluk psikolojisi mi? Haksızlık yapıyorsunuz bana. Haksızlık falan yapmıyorum. Hayır bir insan bir dakika suçlu değil. Ben hayatımda böyle bir... Mi? Bir baksana yüz ne kadar. Sen haksızlığa uğrasan nasıl tepki verirdin? Biz... Ama %100 haksızlık yani. Ama haksızlık bir tane haklı tarafınız ki. Yok. Haksızlık yapmıyoruz. Haksızlık yapmıyoruz. Yani. Çok haklıyız. İşine biz değer ver. Tamam desene şurada işine. Tamam ne örnek ver. Bu arada biz seninle bir şey sana bir şey danışmıyoruz. Biz kararımızı verdik. Kimsiniz siz? Hangi kararınızı veriyorsunuz? Kanalın yeni tamam ben de. Kanalın yeni sahipleri. Evet ismimizi bile değiştirdik. Dalga mı geçiyorsunuz? Bak kanala. Bak derken? Çok çağın yaptı. Senin bundan bile haberin yok. Ben niye giremiyorum YouTube stüdyoya? Senin bundan bile haberin yok. Kanalın yaptık. Ya benim çıkışımı nasıl yapıyorsunuz? Yetki bende de var Mustafa yaptı. Tamam niye? Tamam çünkü kararımızı aldık. Biz ikili böyle devam edeceğiz. Ne kadar terbiyesizce ya. Biz ikili devam edeceğiz. Sen tek artık. Tek başına. Bize ne dedi? Terbiyesiz dedi. Kendi terbiyesiz. Bu ne Yağmur? Özlem. Değiştirin şunun adını. Özlem ve Yağmur'un sihirli dünyası. Komik değil. Yağmur. Güzel olmamış mı? Ya bak bir kalitesi var kanalın. Çok ayıp ya. Çok değişmiş hoş değil mi? Özlem ve Yağmur'un sihirli dünyası. 700 bine yakın takipçimiz var. Ayıp değiştirsene. Bu ne ayıp ya? Ne ayıp? Komik. Kanalın yeni sahipleri biziz. Özlem biz, ve Yağmur. Aynen öyle. Sihirli kararı dünyası. Da biz veririz. İsmini değiştirin o zaman. Tuba biz artık Özlem. Orada çocuk Yağmur'la içerik. Yağmur'la Özlem yapın. Değiştirin. Hayır bir şey diyeceğim. İçeriğimizi biliyor musun? Yeni içeriğimiz çocuklara hitap eden böyle var ya o şeyler. Elif'in sihirli dünyası falan gibi. Aynen. Çocuk kanalı yapacağız. Değiştirin bak çok ayıp. O ne ya? O ne biçim profil? Dalga mı geçiyorsunuz? Bu iş dalga işi mi? İkimizin bu kararı mu ciddiyetiniz? İkimiz onayladıysa aynen öyle biz seni istemiyoruz. Ya ne demek istemiyoruz Yağmur? Bak ben sinirler... Bak sinirlerime hakim olmaya çalışıyorum. Valla istemiyoruz. Ya o ne demek ya? İkiye karşı bir hatta üçe karşı bir bu kararı... Ya Allah aşkına vicdanınızla konuşun hadi bizi ya. Geç. Hadi bizi geç. Mustafa bile bizimle aynı düşünüyor. Gel. Nasıl Mustafa sizinle aynı... Ya şimdi rahatsız etme kimseyi. Yo arayabiliriz. Şey konuşuyoruz, toplantıdayız. O zaman abla arayabiliriz. Ne toplantısı? Almışsınız çıkıyor. etmişsiniz kanaldan beni. Neyin toplantısı bu? Telefonu ver. Ya. Ne yapıyorsun ya? Ya sakin ol. Ne yapıyorsun? Sakin olur musun ya? Nasıl olayım ki sakin? Nasıl olayım? Ay ofisin eşyalarına da zarar vermeye bak. Beni niye gruptan çıkardınız ki? Niye grupta olamazsın? Niye grupta olamazsın? Ya insan bir önce konuşmaz mı bir şeyler? Yoksun. Artık yoksun. Yoksun. Sen artık yoksun. Yoksun ya. Şunu kabuller. Yoksun anlamadım. Dalga mı geçiyorsunuz? Niye ağlıyorsun? Ağlamanı gerektirecek. Ne yaptık? Hanım bak bizim ne, bizi işimiz. Bizi mi döveceksin? Hangi gün geçiyorsunuz ya? Hayır ne bu kadar tepki vereceği ne yaptık? Ya sen işini mi siliyoruz? Sen istediğin gibi devam et. Tek... İstediğin gibi devam ben et. Bu zaman... Mustafa ne dedi bu saçmalıklarınıza? Onunla ilk ona danıştık o zaten onun fikriyle. Mustafa'yı mı arıyorsun? Açmıyor zaten. Yani bir şey diyeceğim bu ciddi misiniz ya? Bu kadar vicdansız olamazsınız ya. Bak yemin ediyorum haklı olsanız yine de beni çıkarmanız büyük saçmalık. Kardeşiz biz de bu işi yapıyoruz uyarabilirsiniz çıkarmadan önce. Kardeşlikler. Bir dakika dinler misin? Lafımı bitirebilir miyim? Ben böyle bile saçma ama ben emek verdiğim halde emek vermiyorsun diyorsunuz. Duygu sömürüsü yapma. Ne duygu sömürüsü Yağmur? Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun? Hala duygu sömürüsü diyorsun. Hayır. İşimize duygularımızı katmayacağız. Kardeş, kardeş olmamızın işimizle bir alakası yok. Ve gerçekten işimizi önemsememiz lazım anladın mı artık? Ciddiye almamız lazım. Sinir krizi geçiriyorum. Ben çıkacağım. Sinir krizi. Ay nereye gidiyorsun?
Ne yapıyorsunuz abla? Ne yapıyorsun ya? Sizi Allah'a havale ediyorum ya. Ne haliniz varsa görün. Eğer ki vicdanınız rahatsa Allah'ınızdan bulun gerçekten. Gitti şimdi, hemen onu yakalamamız gerekiyor yoksa. Koş koş. Kaçtı gitti. Hiç kıyamadım be ya gerçekten. Kıyamadın mı? Abla. Tuba abla. Bekle. Şakaydı. Sen neden bu kadar gerildin ya? Şakalında bir dozu var. Gerçekten şakalında bir dozu var ya. Canım seni nasıl çıkartacağınıza inandın? Ne kadar vicdansın. Tamam değil mi şakanız? Eğlendiyseniz gidiyorum ben. Ama bir şey diyeceğim. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsin ki? Ben de olan adam bu kadar kötü oldum ya. Ben bu kadar emek veriyorken nasıl dedim bu kadar görmezden gelebilirler emeklerimi ya? Canım ben çıkarım sen çıkma. Evet ve dedim ya Özlem de benden çok çalışıyor. Kız zorla getiriyoruz her çekimi. Evet her çekimi zorla getiriyoruz. Sen bizim kemiğimizsin, kanadımızsın, iskeletimizsin. Bu çekimi bile zorla getirildim. Neredeydi kamera, ben görmedim. Oğlum o da bir durum esmeksizdi yani. Evet. Mustafa ile ayarladı. Bir de Mustafa'nın böyle bir şey diyeceğine inanıyor musun? Şeyini değiştir, ismini değiştireceğiz şimdi. Bu kayıp, o ne? Hadi değiştirin. Özlemle Yağmur'un sihirli deniyor. Çok tamam, ayıp. Tamam, gerçekten evet. İnsanlar bilmiyor niye böyle bir şey yaptığınız için ayıp. Ben de dedim ne kadar IQ'sunca bir isim ve profil ne alaka. IQ'sunca bir karar. IQ'suz dedin. Kalbimiz kırıldı da biraz. Oy, bizim canımız bu canımız. Hadi hadi kapatalım, dondum. Arkadaşlar bu arada Tuba'dan intikam intikam hep sen mi kışkırtacaksın bize? Bir de ben yemem diyordum, yemin ediyorum asla yemem diyordum. Ama kamerayı göremeyince ben. Bir de birkaç gündür bana soğuk atıyorlar ya Allah. Bir daha şey, gerçek Karadeniz'de cidden çekimi yapamadım. Düşünün. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Gel. Tamam, kanalın adını değiştir hadi. Adını, profilini.